Bir önceki videoda burada yazılı olan türev özelliğinden bahsetmiştik. Bu özellik ya da kural da diyebiliriz, fonksiyonumuz sabit bir sayıya eşit olduğunda türevinin sıfır olacağı ile ilgiliydi. Bunun doğru olduğunu bir grafik çizip limit hakkındaki bilgilerimizi de kullanarak kanıtladık. Bu videoda size bunun gibi birkaç özellikten daha bahsedip kalkülüs kariyerinizin geri kalanında size yardımcı olacak bu önemli temel kuralları öğrenmenizi sağlamaya çalışacağım. Evet, bu kurallar gerçekten de çok işinize yarayacağı için ne anlama geldiklerini bilmek son derece kıymetli. E hadi o zaman. f fonksiyonumuzun sabit bir sayı ile çarpılmış başka bir fonksiyon olarak tanımlandığını düşünelim. Bu durumda f'in türevi aynı sabit sayının g'nin türeviyle çarpımına eşittir. Bir grafik kullanarak bunun doğruluğu hakkında konuşabiliriz. Bu eğimin önüne gelen bir katsayı olacak. Ama yine de cebirsel yaklaşım daha çok işe yarayabilir. Yani türevin bu iki tanımından birini kullanabiliriz. Sağdaki daha genel bir ifade olduğu için bana sağdakini kullanmak daha mantıklı geliyor. Bu ifadede burada a'yı görüp de kafanızın karışmasını istemem. Çünkü e, x herhangi bir a'ya eşit olabilir. Her neyse zaten sağdakini kullanacağız. Eğer f'in türevi x'in ne olduğunu bulmak istiyorsak, buradaki tanıma göre, kalemimde bir sorun var sanırım. F'in türevi x, x sıfıra giderken, pardon pardon, h sıfıra giderken, evet, f, x artı h eksi fx bölü h'ın limitine eşit olur. Peki, fx artı h nedir? Limit h sıfıra gidiyorken, fx artı h, k çarpı g, x artı h olacaktır değil mi? Eksi fx yani k çarpı g, x hepsine birden bölü h. Evet. Burayı k parantezine alırsak, h sıfıra giderken, k çarpı gx artı h eksi gx bölü h'nin limitini elde ederiz. Bildiğimiz limit özelliklerine göre de bu, k çarpı h sıfıra giderken gx artı h eksi gx bölü h'ın limitini eşittir. Bunun da, k çarpı g'nin türevi x'e eşit olduğunu hemen görüyorsunuz değil mi? Gayet güzel. Şimdi size bir kural daha göstermek istiyorum. Üçüncü kural. Elimizde farklı iki fonksiyonun toplamı ya da farkı olarak tanımlanmış bir fonksiyon olduğunda işimize yarayacak. Evet, fx eşittir. gx artı, H. evet h'yi burada çok kullandım. Bu da ne bileyim jx olsun, evet f'in türevi yani f'in türevi x, g'nin türevi x artı j'nin türevi x'e eşittir. Bu eşitlik burada artı yerine eksi işareti olsa da yani burada toplama yerine çıkarma işlemi yapıyor olsaydık da doğru olacaktı. Bu kurala göre iki fonksiyonun toplamı ya da farkı olarak tanımlanan bir fonksiyonun türevi o iki fonksiyonun türevlerinin toplamı ya da farkına eşittir. Az önce yaptığımız gibi türevin bu tanımını kullanırsak, f'in türevi x'i limit h sıfıra giderken fx artı h, evet fx artı h nedir? gx artı h artı jx artı h'tır öyle değil mi? Evet fx artı H'yi yazdığımıza göre bundan bir de f çıkarmamız lazım ve o da gx x artı c x'e eşit. Bunun, bunun f x artı h, bunun da f olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra bölü h'yi de unutmamamız lazım değil mi? Bölü h. Paydaki ifadeyi düzenleyecek olursak hemen yazıyorum eşittir limit h0'a giderken gx'li terimleri başa yazacağım. gx artı h eksi gx artı jx artı h eksi jx bölü h. Bunu ifadenin bu kısmı bölü h bir de bu kısmı bölü h olarak da yazabilirim değil mi? Yine bildiğimiz limit özelliklerinden birine göre bunun limit h sıfıra giderken gx artı h eksi gx bölü h artı limit h sıfıra giderken jx artı h eksi jx bölü h olduğunu biliyoruz limitin son derece dağılgan olduğuna dikkat edin. O ne demekse dağılgan. İşte çarpmaya, toplamaya, çıkarmaya dağılmasını kastediyorum. Peki, şimdi bu ifadeye baktığınızda da bunun g'nin türevi x'e eşit olduğunu hemen görüyorsunuz değil mi? Bunun da j'nin türevi x'e eşit olduğunu fark ediyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi eğer burada toplama yerine çıkarma olsaydı eksi işareti buraya kadar gelecek ve en sonunda g'nin türevi x eksi j'nin türevi x'i elde edecektik. Umarım bu kuralları anlamanıza yardımcı olabilmişimdir. Kurallar aslında çok da karmaşık şeyler olmadıkları için belki tahmin bile etmiş olabilirsiniz. Yine de bu sonuçların doğru olduğunu görmek için türev tanımlarını kullanmanın güzel bir şey olduğunu düşünüyorum.